Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 30 Aralık Pazartesi, güne Ay Kova burcunda başlıyoruz. Büyüyen fazda gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de zaten üzerine konuşuyor olacağız. Günün büyük bir bölümünü Ay'ın Kova burcunda seyriyle aslında karşılıyoruz. Düşüncesel olarak daha çok aktif olacağımız, fikirlerimiz üzerinde yoğunlaşacağımız, bunları paylaşmak hususunda enerji harcayacağımız, motivasyonu da bu yönde değerlendireceğimiz bir gün aslında. Günün ilk açısı 07.57'de kesinleşiyor. Merkür'ün Şiron'la yapacak olduğu kare açı. Bu şimdi dün hissetmeye başladığımız, tüm günü bugün etkisi altına alacak, yarın da hissedecek olduğumuz bir açı. Şimdi Merkür Oğlak Burcu'nda, Şiron'da Koç Burcu'nda. Bu ikisinin birbirine yaptığı öncü burçlardaki kare, özellikle iletişimsel olarak kendimizi ifade etmek yönünde, işte bir şekilde düşüncelerimizi ifade etmek ve hayata geçirmek yönünde, eğer ki bir düşüncemiz varsa, konuşmamız ya da ifade algımızla ilgili bir yaramız varsa ya da her şeyden önce transitsel bir etki olduğu için gün içerisinde birinin bir konuşması, söylediği bir cümle gerçekten bizi yaralayabilir de demektir aynı zamanda. Hani gün bu tarz bir etkiyi barındırıyor. Mevcut bir yaramızın da tekrardan aklımıza gelip bizi tekrar üzebileceği ya da bu konuda biraz içimizi acıtabilecek olduğunu gösteriyor. Hatırlamak istemesek de bir şeylerin hatırlanabilecek olduğunu gösteren bir etki. Hani dil yarası dediğimiz bir konu var ya, aynen bunu gün içerisinde yaşayabilecek olduğumuzu gösteriyor. 11.22'de yine tüm gün etkisini hissedeceğimiz bir enerji bu. Güneş'in güney ay düğümüyle kavuşumu, kuzey ay düğümüne de karşıt açısına şahit oluyor olacağız. Bu özellikle bugün itibariyle hayatımıza giren, bir şekilde karşılaştığımız ya da işte bir olay da olabilir bu. Bir konunun aslında kadersel olduğunu gösteriyor bize. Yani güneş güney ay düğümü demek, işte kadersel bir etkinin, bir yol göstericinin ya da bir sınavın da ön planda olabileceğini gösterir. Özellikle gün içerisindeki karşılaşmalara ya da tanışıklıklara dikkat etmekte fayda var. Hani önümüzdeki süreçte bu kişiyle ya da bu olaylarla alakalı kadersel bir konunun ön planda olabileceğini gösteriyor bize. 13.23'te Ay'ın Mars'la yapacak olduğu kare açıyla birlikte, evet, motivasyonumuz yükseliyor ama sinir katsayımız da onunla paralel yükseliyor. Tahammülümüzün biraz az olduğu, bize yapılanları da tekrar hatırlayabileceğimiz, yani bana bu yapılmıştı, ben de buna karşılık bunu yapayım diyebileceğimiz bir etki. Saat 12.23 ve 14.23 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde motivasyon ve enerjisel olarak yükseliyor olsak da bir şeylere sinirlenme, agresyonun yükselmesi, tahammülün azlığıyla alakalı bir durum olduğundan, hani olayların bir anda kavgaya dönüşebilecek olduğunu da ön planda tutmak lazım. Hani tartışmadan uzak kalmakta fayda var bu zaman diliminde. Bir de dürtüsellik de var, yani hani ne olacağının belli olmayacağı bir zaman. 18.41 ki Ay'ın Mars'la 13.25'te yapacak olduğu kareden itibaren saat 18.41'e kadar boşlukta zaman geçireceğini söylemek isterim. 18.41 itibariyle de Ay Balık'ta ilerliyor olacak. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında enerji tamamen değişiyor. Yani zihinsel aksiyondan ziyade artık daha duygular, hani şuradaki enerji fazlalığı kalbe iniyor diyelim. Daha çok sezgilerimizle hareket edeceğimiz, kararlarımızı hislerimizle verecek olduğumuz bir 2,5 güne adım atıyoruz. Aynı zamanda inançlar, inandıklarımız, hani orada çok somut bir kanıt beklemeden de inançlarımıza yoğunlaşabilecek olduğumuz bir süreç önümüzdeki 2,5 gün. Günün son açısı 23.52'de Ay'ın Merkür'le yapacak olduğu sekstil açıyla kesinleşiyor. Merkür biliyorsunuz Oğlak Burcu'na geçti. Ay'la yapacak olduğu bu kontak özellikle olayları ifade etme biçimimizi güçlendirecek. Daha aşkın, daha akışta, çok fazla zorlanmadan duygularımızı ifade edebilecek olduğumuzu gösteriyor. Saat 22.52 ve 00.52 arasında, yani bir gün sonraya denk gelecek 2 saatlik zaman diliminde ifademiz daha güçlenecek. Kendimizi, duygularımızı biraz daha paralel bir şekilde dengeliyor olabileceğiz bu süreçte. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.
Merhaba, bugün 31 Aralık Salı, güne Ay Balık Burcu'nda başlıyoruz. Büyüyen fazla gün içerisinde de Balık Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Hayallerimizin ön planda olduğu, hislerimizle, sezgilerimizle, duygularımızı aktif bir şekilde yaşadığımız bir gün. Aynı zamanda yılın son günü. Yılın son gününe de incelediğimizde aslına bakarsanız güzel bir enerjinin bizi karşıladığını görüyoruz. Gün genelinde ilk açımız 00.04'te kesinleşecek. Ayın Uranüs'le yapacak olduğu sekstil açı. Özellikle gece saatlerinde ayın balık burcunda oluşu biraz duygularımızı aktif olarak çalıştıracağı için olayları kişiselleştirme ve çok daha taraf olduğumuz kişi ya da olay olgusu, örgüsü niteliğinde inceleme ve değerlendirmeyi aktif tutar. Şimdi Uranüs burada olayları biraz daha objektif inceleme imkanı tanıyacak bize. Saat 01.04'e kadar ki o 1 saatlik süreç zarfında da bu etkiyi ön planda hissediyor olacağız. 01.21'de tüm günü de etkisi altında tutacak bir etki açı kesinleşiyor. Merkür ve Uranüs arasındaki üçgen açı. Merkür Oğlak Burcu'nda, Uranüs de Boğa Burcu'nda 2 derecesinde üçgen açı yapıyorlar birbirlerine. Uranüs, Merkür'ün bir üst oktavı olarak nitelendirilir astrolojide. Burada da kendi enerjisi, yani iletişimi, bir şekilde bilgiyi aktarma ya da bilgiyi alma şeklini destekleyen bir enerji var. Açıkçası yılın son gününde herkesin hani yeni yılı böyle yılın son günleri genelde biraz daha insanların olaylara pozitif bakmaya çalıştığı ya da bir şekilde buna kanalize olmaya çalıştığımız günlerden bir tanesidir. Bunu çok da zorlanmadan yapabilecek olduğumuzu gösteriyor. Yani diyoruz ki bu yılın son günü, yeni bir yıla giriyoruz. Yeni şeylere açığız. Değişimi kucaklıyoruz. Yani her şeyden öte hani günün temasını da çok net bir şekilde gösteren bir etki. Aynı zamanda hem iletişimsel bazda işte ileriye dönük bir ticaret fikrimiz vardır ya da böyle bir planımız, programımız vardır, bir iş yapmak istiyoruzdur bu konularla ilgili. Bir seyahat planımız vardır bu konularla alakalı, bir eğitim planımız vardır. İşte bu konularla alakalı da Uranüs'ün desteği çok güzel bir şekilde kendini gösteriyor. Merkür de aslına bakarsanız biliyorsunuz 26 Aralık'ta bir tutulma gerçekleşti 4 derece Oğlak'ta. Oraya doğru da geliyor, yani o tutulma etkisindeki değişim olgusunu da bize aslına bakarsanız veriyor. Değerlendirmenizi de ümit ediyorum. Yani günü güzel karşılıyoruz, güzel kucaklıyoruz. 07.36'da bu sefer ayın Jüpiter'le yapacak olduğu bir sekstil açı var. Jüpiter gökyüzünün büyük iyicili Oğlak Burcu'nda. Yani açıkçası bu yıl genelinde anladığımız kadarıyla Jüpiter'in de Oğlak'ta olması neticesinde biraz daha işimize, geleceğe dair planlarımıza odaklanacağımız, biraz daha gerçekçi planlar yaparak gözlemleme ihtiyacı hissedeceğimiz bir süreç. Ama saat 06.36 ve 08.36 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde buna dair istek, arzu ya da dileklerimiz varsa bu yaratım enerjisini işte dua ederek, meditasyon yaparak kullanabiliriz. 11.11'de ayın güney ay düğümüyle sekstil, kuzey ay düğümüyle de üçgen yaptığını görmekteyiz. Gitmek istediğimiz yol ve rota hususunda geçmişten aldığımız referansı değerlendirebilecek olduğumuz, bir şekilde kendimize adım atmak hususunda istekli ve arzulu hissedeceğimiz bir etki. Saat 12-11'e kadar da etkiyi hissediyor olacağız. Günün son açısı 13.31'de kesinleşiyor. Ayın bu sefer güneşle yapacak olduğu bir sekstil açı var. Farkındaysanız gün içerisinde negatif bir şeyden bahsetmiyoruz. Açı yok yani. Saat 14.31'e kadar ki 2 saatlik zaman dilimi. Bilinç ve bilinçaltının dengeli olacağı, eril ve dişil prensibin içimizdeki dengeli olacağı, ebeveynlerimiz ve otorite figürlerimizle biraz daha dengeli iletişim kurabileceğimiz, antlaşmaya yönelik iletişim kurabileceğimiz bir zaman dilimi değerlendirmenizi ümit ediyorum. Bu vesileyle de 2020 yılınızı da kutluyorum. Umarım gönlünüze göre isteklerinizi hayata geçirebileceğiniz, değişimi de kucaklayabileceğiniz bir yıl olur. Görüşmek dileğiyle, kendinize çok dikkat edin. Merhaba, bugün 1 Ocak Çarşamba, güne Ay Balık Burcu'nda başlıyoruz. Büyüyen fazla gün içerisinde de Balık Burcu'ndaki seyrine devam ediyor olacak. Enerji olarak biraz daha duygusal ağırlıklı, hani duygularımıza önem vereceğimiz, o da motivasyonumuzu daha çok duygularımızı paylaşarak sağlayacağımız bir gün. Günlük açısına baktığımız zaman 03.15'te yine Balık Burcu doğasına da böyle çok paralel bir etki var. Ayın Neptün'le yapacak olduğu kavuşum açısı.
Özellikle 02.15 ve 04.15 arasındaki gece saatlerinde, bu 2 saatlik zaman diliminde biraz daha sezgisel hislerimize odaklı bir ruh halinin yanı sıra yaratıcılığımızın da yüksek olduğunu gösteriyor. Hani uyuduğumuz bir zaman dilimi, eğer ki hani uyumayı tercih ediyorsak da rüyalarımızın biraz daha renkli, biraz daha hani mistik ya da spiritüel anlamda bazı çağrışımlarla, hani sabah uyandığımızda yani böyle bir şey gördüm diyebileceğimiz bir etki mevcut. 13.42 sonraki açımız Ay'ın Satürn'e yapacak olduğu sekstil açı. Özellikle bu kadar duygu yoğunluğunun, sezgilerin ve hislerin arttığı bir günde Satürn'ün yapacak olduğu sekstil enerji biraz daha bizi mantığa çağıran, işte ayaklarımızı biraz daha yere bastıran, yani çok fazla hayal aleminde durmadan da sorumluluk ve görevlerimizin olduğunu hatırlatacak bir etki barındırıyor. Özellikle ileriye dönük plan ve programlarımız hususunda karar vermemiz gereken, aksiyon almamız gereken, planlamamız gereken şeyler varsa saat 12.42 ve 14.42 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi hem dikkat ve odaklanma hususunda bizi destekleyecek bir zaman dilimi, hem de duygusal olarak biraz daha dengeli olabileceğimiz bir etki barındırıyor. Değerlendirmenizi ümit ediyorum. Hemen akabinde ki günün son açısı 15.38'de Ay'ın Plüton'la yapacak olduğu bu sefer bir sekstil açı var. Ve Ay balıktayken çok iyimser bir doğa taşır. Plüton'da hem duygularda bir derinleşme yaratır ama aynı zamanda der ki hani olayın alt metini ya da olayın içerisindeki kötü ve iyiyi aldığımızda gerçek budur etkisini veren bir gezegendir. O nedenle saat 14.38 ve 16.38 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi, işte duygusal olarak kendimizi kullandırttığımız, farkında olmadan kandırılmaya eğilim gösterdiğimiz konular hususunda biraz daha bir gerçeğe ayabileceğimiz ya da gerçeklik olgusunun biraz daha hayatımızda olabileceği bir etki. Yani özellikle önemli karar verilmesi gereken konularda saat 12.42 ile 16.38 arasını değerlendirebiliriz. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 2 Ocak Perşembe. Güne Ay Balık Burcu'nda başlıyoruz. Gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Hatta günün büyük bir bölümünde aslına bakarsanız Ay burç değiştiriyor olacak. O nedenle etkiyi çok böyle balık gibi hissetmeyeceğiz. Yani hislerimize ya da sezgilerimize odaklandığımız bir enerji çok yoğun olarak olmayacak. İlk olarak açımız 05.13'te var. Ay'ın Mars'a yapacak olduğu üçgen açı. Şimdi Mars hareketi, fiziksel kondisyonumuzu, yaşam enerjimizi temsil eden bir gezegen. Ay'la bu tarz iyi bir kontakt içerisinde olduğunda özellikle sabaha enerjik, hareket etme arzusunda, bir şeyleri yapmak hususunda girişim etkisini yoğun olarak hissettiğimiz şekilde uyanacak olduğumuzu gösteriyor. Hemen akabinde ay 05.14'ten saat 07.00'a kadar da boşlukta ilerliyor olacak. 07.00'da da ayın Koç burcuna geçişine şahit olacağız. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında da Koç burcunda ilerliyor olacak. Şimdi hem ay Mars'la bir üçgen açı yapıyor. Hemen sonrasında da Mars'ın yönettiği Koç burcuna geçerek aslına bakarsanız sabah gerçekten aktif, düşündüğümüzü harekete geçerek gerçekleştirmek isteyen, sabırsız bir etkiyle, yani çok Marsyen bir şekilde uyanıyor olacağız. Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Ay Koç burcundayken dürtüseldir ama orada birazcık da böyle tecrübesizdir. Yani duyguları hissettiği gibi karşılığını verir. Hiçbir şekilde saklama ihtiyacı hissetmez. Çocuksu da bir yapısı vardır. O yüzden önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında dikkat gerektiren, üstüne düşünmeniz gereken, fevri davranmaktan kaçınmanız gereken konular varsa hani bu konuları ya ertelemek ya da birkaç kez üzerinde çalışmakta fayda var. Sonraki açımız 10.16'da kesinleşiyor. Ayın Şiron'la yapacak olduğu kavuşum açısı. Şiron Koç burcunda en son retroydu, biliyorsunuz ki. Hani şu noktada artık Koç burcunun bir derecesine kadar gerilemiş durumda. Şimdi burada artık ileri harekette bu arada. Şimdi saat 09.16 ile 11.16 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi özellikle fikirlerimizi, düşüncelerimizi, isteklerimizi ifade etmek hususunda
bir yaramız, bir çekincemiz ya da işte yargılanacağımıza dair bir güdümüz varsa bu konularla alakalı bir şifalanma etkisinin ve enerjisinin ortaya çıkacağını gösteriyor bize. Ya da bu konunun üzerine giderek hani onunla mücadele etme etkisini çalıştıracak diyebiliriz. Saat 19.41'de aslına bakarsanız dün etkisini hissetmeye başladığımız, bugün de enerjisel olarak hissedeceğimiz, yarın da etkisini hissedecek olduğumuz bir açı bu. Merkür ve Jüpiter arasındaki kavuşum açısı. Öncelikle Jüpiter açı yaptığı gezegene bir büyüme etkisi verir. Bir kere algımızın genişlediği bir gündeyiz. Yani olaylara olan bakış açımızı biraz daha büyük bir perspektiften inceleyebileceğimiz, hayata daha iyimser bakabileceğimiz, hatta mevcut şartlara biraz daha güvenme ihtiyacı hissedeceğimiz. Çünkü Jüpiter, Merkür şu an Oğlak Burcu'nda. Zaten biraz karamsar olma eğilimimiz var ya da olayları hep negatif tarafını düşünerek inceliyor olacağız. Merkür ve Jüpiter arasındaki bu kavuşum açısı bu noktada biraz daha pozitif yönde olayları incelememiz, algımızı bu yönde çalıştıracak olduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda ticaret gibi, işte seyahat gibi, işte yazma gibi uzun süredir planladığımız ama bir sürü hareket etmediğimiz konuları da başlatma etkisi hususunda şanslı bir enerji barındırıyor. Değerlendirmenizi de öneriyorum. 21.18'de ayın bu sefer Jüpiter'le bir karesi var. Tabii ki bu noktada Jüpiter ve Merkür kavuşum halinde oldukları için aynı saat diliminde Merkür'e de bir kare açı yapacak. Şimdi bu özellikle duygusal olarak birazcık olayları abartı bir şekilde ifade etme, hem konuşma hem de abartma, büyütme enerjisini ortaya çıkaracaktır. Bir de Koç burcunda olduğu için bunu hani herhangi bir şekilde düşünmeden direkt ya hayata geçirmek, bunun adına aksiyon almak gibi bir etki, fevri karar vermemize sebebiyet verebilecek, duygusal olarak aşırı tepkiler vermemize sebebiyet verecek bir enerji. Saat 22.32'ye kadar da etkiyi yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. Şimdi ayın Koç burcunda oluşu bize fevri bir etki veriyor ama saat 22.27 ile 00.27 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde ayın ay düğümlerine yapacak olduğu kare açıyla birlikte bir duruyoruz. Çünkü burada böyle bir yol almada hem isteğim yok hem kendime olan güvenimi biraz kaybetmiş hissedebilirim. Yani o 2 saatlik süreç adım atma, yeni bir şey başlatma, hayata dair bir adım ilerleme enerjisini birazcık kesecektir. Saat 00.27'den sonra, yani bir sonraki gün etkiyi hissetmiyor olacağız. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 3 Ocak Cuma. Güne ay Koç burcunda başlıyoruz. Büyüyen fazla gün içerisinde de Koç burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Ay Koç burcundayken biraz fevri, sabırsız bir ruh halimiz ön planda olur. Gün içerisinde de bu etkiyi yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Çünkü Mars'ın da aynı gün, yani bugün içerisinde Yay burcuna geçtiğini göreceğiz. Ki 16 Şubat 2020'ye kadar da bu burçta kalıyor olacak. Şimdi bu süreç zarfında özellikle daha dobra olabilir, biraz daha haklı olanın yanında olmayı tercih edebiliriz. Risk alma eğilimimiz yükselebilir. Mars Yay burcunda bu tarz etkiler verebilir. İnandıklarımız hususunda biraz daha fanatikçe olayların taraftarı olma güdüsü tetiklenebilir. Yani macera perest, biraz heyecanlı, eğlenceli, cesur olma güdümüz ön planda ama yani gölgesinde de fanatikliği de unutmamak gerekiyor. Günün ilk açısına baktığımızda 07.45'te kesinleştiğini görüyoruz. Ay ve Güneş arasındaki kare açı. Şimdi gün aslına bakarsanız biraz gergin uyanıyoruz. Çünkü 06.45 ve 08.45 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde içimizdeki erir ve dişir prensip olsun, bilinç ve bilinçaltı olsun, otorite figürleriyle olan iletişimimiz, ebeveynlerimizle olan iletişimimiz arasında bu da anlaşmaya yönelik bir etki barındırmıyor enerji. Yani haklılık mücadelesi verebiliriz, gergin olabiliriz. Hani bir cuma sabahı trafikte de olabiliriz işe gitmek adına. İşte bir iletişim halinde olabiliriz insanlarla. Pek tahammülün zayıf olabileceği diyeyim bir enerji ön planda olacaktır. 12.37 itibariyle ay artık Mars artık Yay burcuna geçiyor. Biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi. 18.37'de ki günün son açısı
Ay ve Venüs arasında bir sekstil açı kesinleşiyor olacak. Şimdi bu açı özellikle saat 17.37 ve 19.37 arasındaki 2 saatlik zaman dilimini hem pozitif yönde daha hem iyi düşünmek, iyi konuşmak, hoş bir sohbet amaçlı kullanabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz hem de parasal kaynaklarımız hususunda da güzel kararlar, girişimler yapabilecek olduğumuz bir etki barındırıyor. Aynı zamanda gün içinde genelinde de Merkür'ün ay düğümlerine yapacak olduğu kontaklar var. Hani zihinsel olarak da hem Jüpiter'le de kavuştuğu için söylüyorum. Kuzey ay düğümüne karşıt, güney ay düğümüne bir kavuşum açısı yapacak ve tüm günü etkisi altına alacak bir enerji bu. Bu zaman diliminde yani işte 17.37 ve 19.37 aralığında hem maddi kaynaklarımızı değerlendirmek hususunda da girişim yapabilmek, adım atabilmek, karar verebilmek adına değerlendirilebilecek bir enerji. Bunun haricinde tabii ki ikili ilişkilerimiz ve iletişimimizde biraz daha uyum sağlamak, orta yolu bulmak hususunda arayışlarımız varsa bu tarz iletişimler kurmak istiyorsak değerlendirebiliriz. Ve gökyüzünün küçük iyicili olan Venüs yaratım enerjisini de ortaya çıkardığı için ayın kontağıyla birlikte istek ve arzularımıza dair biraz daha pozitif düşünerek, işte dua ederek, meditasyon yaparak bu etkiyi bir şekilde değerlendirebilecek olduğumuzu düşünüyorum. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle. Merhaba, bugün 4 Ocak Cumartesi. Güne Ay Koç burcunda başlıyoruz. Büyüyen fazla ama gün içerisinde burç değiştiriyor olacak. Zamanı geldiğinde de zaten üzerine konuşuyor olacağız. Gün genelinde ama enerjimiz yüksek. Girişim yapmak hususunda, başlangıçlar yapmak hususunda istekliyiz. Ama gece diyelim, yani ilk açılarımıza istinaden bunun için çok böyle kendimizi rahat hissetmiyor olacağız. 02.49 ilk açımız ayın Satürn'e yapacak olduğu kare açı. Şimdi özellikle Satürn bir yerde aşırılık varsa onu bir törpülemek ister. Ayın Koç burcunda oluşu çok kontrol edilemez, duygusal, dürtüsel bir etki barındırdığı için özellikle gece saatlerinde yani 01.49 ve 03.49'da kendimizi birazcık şey hissedebiliriz bu 2 saatlik zaman diliminde. İşte sanki özgürlüğümüz kısıtlanmış gibi, yapmak istediklerimiz var ama onun adına kaynak bulamıyormuşuz gibi bir şekilde duygusal olarak da kendimizi bir blokajın içerisinde hissetmemize sebebiyet verecektir. Çünkü biz bir şey istiyoruzdur ama şartlar bize o imkanı sunmuyor olabilir ya da kısıtlama etkisini gösteriyor olabilir. Saat 04.18'de ayın bu sefer Plüton'la bir karesi var. Burada da kendimizi biraz daha güçsüz ve zayıf hissedebilecek olduğumuzu gösteriyor aslına bakarsanız. Etki 05.19'da yitirecek önemini ama gece saatlerinde eğer ki uyanıksak, biraz iç huzursuzluğumuz yüksek olarak kendimizi yetersiz hissederek geceyi geride bırakabiliriz açıkçası. Şimdi ayın Plüton'la yapacak olduğu bu kare açı ki 04.19 gece saatleri saat 19.15'e kadar, yani bayağı bir uzun bir zaman dilimi, ay boşlukta ilerliyor olacak. Yani majör bir açı yapmayacak diğer gezegenlerle. Buna da biz ay boşlukta deriz. Yani ayın bir şeye başlanmaması, herhangi bir girişimde bulunmaması gerektiğine dair bir süreçtir. Saat 19.15 itibariyle ay artık Boğa burcuna geçiyor olacak. Etki de hani bu noktada artık hani bir şeylere başlamak ya da girişim yapmak hususunda değerlendirilebilir. 19.15 itibariyle ayın Boğa burcuna geçmesiyle enerji de değişiyor olacak. Yani o girişim yapayım, başlatayım enerjisinin yerine mevcut olanı nasıl daha sabit tutabilirim, üzerine neler katabilirim şeklinde risk almadan hareket etmek isteyeceğimiz bir enerji aktif olacak. Ay Boğa burcunda, ay Boğa'yı sever, bulunduğu yerden hoşnuttur. Önümüzdeki 2,5 günlük süreç zarfında biraz daha konforumuza odaklı olacağımız da bir süreç diyebiliriz. Günün son açısı 21.03'te kesinleşiyor olacak. Ayın Mars'a yapacak olduğu 150 derecelik açı. Bu şimdi minör bir açı. Ama şimdi 20.03 ile 22.03 arasındaki 2 saatlik zaman dilimi. Bu bir dikkat dağınıklığı olabilir. İçsel tansiyonun yükselmesi olabilir. Yani tahammülümüz az. Kendi belirlediğimiz şartların dışında başka şeylere tahammül edemediğimiz, aynı zamanda fevri ve dikkatsiz olma potansiyelimizin yüksek olduğu bir zaman dilimi. Ay ve Mars arasındaki bu tarz minör açıların olduğu zamanlar sakarlıkların ya da görünmez kazaların da çok daha arttığı dönemlerdir. Çok riskli hareketlerden kaçınmak lazım diye düşünüyorum. Günün son enerjisi de bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.
Merhaba, bugün 5 Ocak Pazar. Güne Ay Boğa burcunda başlıyoruz. Büyüyen fazla gün içerisinde de Boğa burcundaki seyrine devam ediyor olacak. Gün içerisinde biraz daha konfor odaklı, mevcut rutinlerimiz odaklı olacağımız bir gün. Sahip olduklarımızı korumak, güvende tutmak, kendimiz güvende olma isteğinin de ön planda olacağı bir enerji. Şimdi ilk açımız 00:31'de kesinleşiyor. Ve aslına bakarsanız gece saatleri olmasına rağmen hareketli ve enerjik hissedeceğimiz bir süreç. Ne kadar Ay Boğa burcunda olsa da Uranüs'le kavuşuyor olacak. Uranüs Boğa burcunda olduğu müddetçe ay artık her o noktaya geldiğinde aslına bakarsanız benim tutunduğum, alışkanlık olarak nitelendirdiğim bir konuyla alakalı bir değişimi de köklendiriyor. O nedenle bu 2 saatlik zaman dilimi belli bir karar almak, bir rutini artık hayattan çıkarmak ya da yeni bir rutin haline getirmek. Yani bir değişim, bir dönüşüm etkisini de barındırıyor diyebiliriz. Güzel bir enerji çünkü Boğa sabit bir burç. Uranüs'ün orada olması da aslında onun kalıplarından birazcık çıkmasını istiyor. İşte her ay Uranüs'le kavuştukça Boğa'da da böyle küçük değişimler söz konusu olacaktır. 10-20 sonraki açımız ayın Jüpiter'le yapacak olduğu üçgen açı. Biliyorsunuz Jüpiter artık Oğlak Burcu'nda 7 derecesine kadar da ilerledi. Ayın Jüpiter'le yapacak olduğu üçgen açı ile birlikte aslında bu saat diliminde yani 09-20 ve 11-20 aralığındaki 2 saatlik süreçte biraz daha pozitif olaylara bakacağımız, çalışmak, görev almak, sorumluluk almanın bizi çok da yormayacağı, bu 2 saatlik zaman diliminde bu konulara enerji sarf etmenin bize çok hani zor gelmeyeceği, bu konularla ilgili destek de alabileceğimiz bir enerji barındırdığı gibi aynı zamanda gökyüzünün büyük yiyiciliği, hani yaratıcı enerji diyoruz ya, biraz daha pozitif düşünerek istek ve arzularımız hususunda ritüellerimizi de gerçekleştirebilecek olduğumuz bir süreç. Ne gibi konular olabilir? Bir iş arıyoruzdur mesela. Çünkü Jüpiter Oğlak da aslında Zodyak'ta 10. evi içerisinde. İş arıyor olabiliriz. İşte bir kariyer yapmak istiyoruzdur, bir hayalimiz vardır. Kadersel bir değişim ya da dönüşümün içerisine giriyoruzdur. İşte Jüpiter bu noktalarda istek ve arzularınıza özellikle bu bir yılın temasında cevap verecektir. Saat 11'de yani 11:00'da ayın kuzey ay düğümüyle sekstil, güney ay düğümüyle de üçgen açı yaptığını görmekteyiz. Sanki daha önceden başlattığımız ama devamını getirmek hususunda bir girişim yapmadığımız bir konuda ya da köklendirmek, geliştirmek, üstüne bir şeyler koymak istediğimiz bir şeyse eğer, bu saat 13-12'ye kadarki süreçte 2 saatlik zaman diliminde bir destek, bir fikir, buna benzer bir yardımın alınacağı, kadersel bir etkinin olacağı bir süreçtir bu. Aynı zamanda içsel olarak da devam etmeliyim. Aslında benim böyle bir planım vardı ya da işte bir şey başlatmıştım ama yarım kaldı diyebileceğimiz bir noktada bir destek alacağımızı gösteriyor. Günün son açısı 18:18'de kesinleşiyor olacak. Ayın Merkür'le yapacak olduğu üçgen açı özellikle iletişimde destekleyecek bir enerjidir. Yani Oğlak Burcu'nda Merkür, o yüzden de kelimelerimiz, seçtiğimiz cümleler aslında bir lider niteliğinde, lider gibi olacaktır. Ayın da Boğa'da oluşu, belki bir sistem kurmak, bir şeyleri yapılandırmak, mevcut olanın üzerine ekstra bir şey katmak hususuna bir konuşma yapmak istiyorsak, Merkür bu noktada destekleyici bir enerji barındırıyor. Gerçekten tam odak kelimeleri istediğimiz şekilde kullanarak o daha yaratıcı bir şekilde yardımını alabiliriz Merkür'ün. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle, sevgilerimle.